Üçüncü kısımdan devam ediyoruz. Şimdi yazımızı ayarladık. Tabi burada farklı materyallerde kullanabiliriz. Şu şekilde güzel gözükmesi bunları sağlayabiliriz. Burada renk ayarlamalarına bevel, yani ilgili renk seçimi yapacağımız bevel'a tıklayarak tabi buradan ayarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bunu ayarlayabiliriz. Veya yine burada aynı şekilde yazın arkası. Mesela bu stili kullanacak olursak, mesela arka planımız şöyle siyah olmasını ayarlayalım. Arada beyaz kısmında şöyle kırmızı olmasını. Yine şu renginde kırmızı olmasını sağlayabiliriz. Fakat yine burada biraz da kremi kaçtığı için şu şekilde yansıma renginde ayarlayabiliriz. Şu şekilde bakacak olursak, açık olan kırmızıyı da tam kırmızı yaptığımızda yine bunda dediğim gibi diğer stillerdeki renkleri de bu şekilde değiştirebiliriz. Burada tamamen kodlar logosuna uygun bir şey yapmaya çalıştım. Yani bunu da kullanabiliriz. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen bunu kullanmak için OK butonuna basarak burada çıkalım. Şimdi logomuzu oluşturmuş olduk. Yine burada logoya yine incelemek ve çeşitli dönüşümler yapmak için burada kamera kullanacağız. Hemen program üzerinden layer new camera diyerek yeni bir kamera oluşturuyoruz. Elimetre olarak. Kamera ismini vermemize gerek yok. Şimdi kamera kullanım kısa yollarını daha önceden bahsetmiştik. Bu şekilde logomuzu inceleyecek olursak yine burada gördüğünüz gibi bu şekilde bir logoya sahibiz. Gerçekten güzel yansımaları var. Dilerseniz yine burada ışık kullanabilirsiniz. Ama arka planda ışık olduğu için pek tercih etmek istemiyorum. Animasyon işlemine geçelim. Şimdi ilk olarak tekrar element katmanını seçelim. Şimdi burada nesnemiz birinci grup objesi olduğu için buradan birinci grup 1 kısmından ayarlamalarımızı yapacağız. Hemen grup 1'i genişlettik. Ardından particle look, ardından buradan rotation veya multi object gibi kısımları aktif hale getirerek buradan animasyon özelliklerini açabiliriz. Multi object kısmını enable deyip aktif hale getirelim. Bu şekilde bunu buradan kapatalım. Şimdi biz burada rotation özelliğini kullanacağız. Yine buradan aynı şekilde bunları da kullanabilirsiniz. Veya bu diğer rotation kısmından veya display kısmından buradan gerekli ayarlamalar tabii ki yapabiliriz. Veya buradan normal rotation kısmına sadece şu şekilde logonun dönmesinde aynı şekilde sağlayabilir. Biz burada multi object kısmının altında bulunan rotation özelliklerini kullanacağız şu şekilde. Değerleri sıfırlayalım. Tabii bu üstteki rotation'ı da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi burada ilk olarak hangi eksen üzerinde animasyon işlemini yapmak istiyoruz. Buna karar verelim. Mesela ben X kullanmak istiyorum. Mesela şu şekilde bir iğmeli bir şekilde gelmesini istiyorum. Bunun için timeline çubuğu X saniyedeyken X'e keyframe veriyoruz. Ardından buradaki değeri, yani sahnenin dışından geleceği için şöyle eksi 80, 90 gibi bir değer verebiliriz. Tamamen bize kalmış. Mesela bunu eksi 90 yapalım. Tam olarak şu şekilde düz olmasını sağlayalım. Şimdi yani logonun dışarıdan böyle sahnenin içine girip ardından dönerek tam şu şekilde düz gözükmesini de sağlayayım. Tabi biz burada logonun bu kadar küçük olmasını istemiyoruz. Onun için şöyle biraz büyütecek olursak, yani şöyle gözükmesini sağlayacağız. Hafif biraz daha küçültelim. Tamamdır. Şimdi burada animasyonu kamera işi aracılığıyla yapabiliriz. Hemen kamera katmanı seçim duruma getiriyoruz. Ardından klavyeden P tuşuna basıp position özelliğini aktif hale getiriyoruz ve aynı şekilde altında point of interest özelliğinin açılması için shift tuşuna basıp tutup yine ardından aynı şekilde A'ya basıp buradan point of interest özelliğini açıyoruz. Şimdi hemen timeline'da şöyle 2 ile 3. saniye arasına gelip bu ikisine şu şekilde keyframe verdik. Ardından bizim animasyonumuz şurada 9. saniye gibi sonlanacak, 8'den sonra sanırsam. Bunun için burada da hemen buradan bir
boş keyframe verdik. Şimdi buradaki ayarlamaları yapalım. Ardından şu şekilde ki bu üçüncü saniyeye gelin. Burada keyframe vermiştik. Tam şöyle ortadayım. Evet, burada point of interest üzerindeki şu ikinci değeri 295 olarak belirleyelim. Çünkü logo dönerek geldikten sonra şurada bir dönüş yaptıktan sonra yani böyle orantısız durmaması için bunu ayarlayabiliriz. Ardından logoyu şimdi sahnenin dışına çıkaracağız. Bunun için de şimdi şu şekilde dilerseniz ayarlayabilirsiniz. Yani kamera ile veya buradan direkt manuel olarak değer girebilirsiniz. Hemen şu şekilde değer girelim. Bunu 300 olarak belirleyelim. Ardından onu ise eksi 140 olarak belirleyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde sahneden dışa çıkmasını sağladık. 2,5 saniyeden sonra gördüğünüz gibi bu şekilde sahnemize giriyor logo. Tabi burada niye dönüşüm olmuyor diye soracak olursanız sadece biz burada logonun yan hali yani şu şekilde yan bir şekilde olmasını sağlamıştık. Yani son kareyi ayarlamıştık. Şimdi bunu da hemen ayarlayalım. Bu için tekrar element logo katmanına dönüp effects kontrol paneli altına gelelim. Şimdi burada rotation özelliği eksi 90. Biz burada şöyle yarım dönmesini yapacak olursak mesela timeline'da şöyle 7. saniyeye gelelim. Buradaki değeri mesela şöyle yani 90 yarısı eksi 45 olarak belirleyebiliriz. Gördüğünüz gibi böyle yarım bir görüntü almasını sağlayalım. Bunun için tekrar element katmanı seçili duruma getirip burada U tuşuna basarak uygulanan efekti yani işlemleri görebiliriz. Şu şekilde şimdi bir ön izlem alacak olursak şöyle çapraz bir şekilde geliyor. 7. saniyede bu şekilde duruyor. Ardından bunu 9. saniyede tam küçülmesini yani şu şekilde giderek küçülüyor gördüğünüz gibi. Ve bunu burada değer burada sıfırlayıp logonun tam bir şekilde oturmasını sağlayacak olursak hemen burada değeri sıfır olarak belirleyelim. Görecek olursak şu şekilde hemen hızlı bir şekilde logo yan bir şekilde içeri giriyor ve ardından 45 derecelik açıdan 0 derecelik bir açıya geçiyor. Bu şekilde de bunu ayarlamış olduk. Tabi burada uzun ve zorlu bir işlem yaptığımız için çalışmamızı kaydetmeyi unutmayalım. Yani her ihtimale karşı önlemimizi almış olurum. Şimdi sırada ne yapabiliriz diye düşünecek olursak şimdi şöyle görecek olursak burada işlemimiz 9. saniyede bitiyor. Yani logo. Ardından burada logo 9. saniyeden 10. saniyeye kadar bir dinlenme süresi yani ekranda kalma süresi verelim. Ardından tekrar burada add or remove keyframe butonuna basarak burada boş bir yani buradaki aynı değerlere bir keyframe oluşturduk. Ardından şöyle logonun büyüyüp küçülmesini sağlayalım yani ekranda kalma süresi. Bunun için 11. saniyeye geldik. Ne yapabiliriz? Burada kamera aracı seçili durumdayken mouse sol tuş ile bası tutup şöyle biraz ileri götürdüğümüzde gördüğünüz gibi yazının biraz büyümesini sağlayabiliriz. Şu şekilde 10'dan 11'e gidecek olursak şu şekilde bir yazının büyüme animasyonu vermiş oluyoruz. Tabi bunları aynı şekilde ivme oluşturup yani ivme verebiliriz. Bunun için 11. saniyedeki keyframe seçip sağ tıklayıp keyframe asistan. Ardından buradaki ivme menüsünde ease in belirlediğimizde yani şöyle biraz daha ivmeli bir şekilde gelmesini sağlayalım. Şimdi bunu burada aynı şekilde buradaki keyframe'lerin burada da oluşmasını sağlayabiliriz veya direkt 12. saniyeye girerek buradaki yani 10. saniyedeki keyframe'lerin aynı değerlerini verebiliriz veya şöyle göz kararı olarak küçültebiliriz. Bu tamamen bize kalmış. Bunun için 10. saniyeye gelelim. Buradaki position özellikle 640-360 eksi 1038 şuraya eksi 1038 olarak ayarlıyoruz. Sadece yapacağımız işlem budur. Hatta virgül 8 var. Bunu da tam orantılı olması için bunu da ayarlayabiliriz. Bu şekilde logo büyüyor, küçülüyor. Tabi burada yine aynı şekilde ivme uygulayabiliriz. Tabii ki burada devam ettirebiliriz bu hani logoyu canlandırma açısından.
şöyle küçük büyümesi sağlayayım. 12. frame son frame olduğu için artık burada ivmeyi easy is out, yani hani out çıkış anlamında geldiği için bu şekilde hani son olarak bunu belirleyebiliriz, yani bu şekilde bunu ifade edebiliriz. Artık burada yapacağımız pek bir şey kalmadı. Son olarak ne yapabiliriz? Bu logonun altına bir slogan veya web sitesinin ismini, animasyonu bir şekilde